Koronavirüs salgını nedeniyle dayanışma kampanyaları başlatılırken CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Türkiye'nin milyarlarca lirasının ortada olmadığını belirtti. Bingöl, tespit edilebilen rakam 495 milyar lira, zengin ve fakir arasındaki uçurum da kayboldu, dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyaları devam ederken Türkiye'nin kayıp milyarları bir kez daha gündeme geldi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, özelleştirmelerden gelen 372 milyar, işsizlik fonunda toplanan 48 milyar, deprem vergilerinden toplanan 72 milyar lira paranın iktidar eliyle kaybedildiğini savundu. Buna göre toplam 70.3 milyar dolarlık özelleştirmenin 62.1 milyar dolarlık kısmı AKP döneminde gerçekleştirildi. Bu gelire rağmen 170 milyar doları aşan bütçe açığı verildi. İşsizlik sigortası fonundaysa 2002'den 2018'e kadar toplam 6 milyon 306 bin işsize 20 milyar 661 milyon lira ödendi. Toplam fondan harcanan para ise 48 milyar 719 milyon oldu. Yani fonda biriken miktarın yaklaşık 28 milyar lirası işsize verilmedi. İşsizlik fonundan başka kaynaklara aktarıldı. 1999-2003 yılları arasında 7 milyar 275 milyon lira deprem vergisi toplandı. 2003'te bu vergi kalıcı hale getirildi. Son 20 yılda toplanan para 72 milyar 82 milyon 572 bin lirayı buldu. Daha önce bu paranın yol projeleri için harcandığı belirtilse de hala tam olarak nerede kullanıldığı belirsiz. Bir diğer tartışma konusuysa bugüne kadar çeşitli vakıf ve derneklere aktarılan paralar. AKP yönetimi döneminde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamu kaynaklarından vakıflara 847 milyon lira aktardığı tahmin ediliyor. O vakıflardan birisi Ensar, tam 51